Yani ölünce, canı çıkınca fekülü, yiyin şimdi siz. Minha, ondan bir bölümünü. Kurbanlık hayvanların dağıtımı 3 bölümdür diyoruz. 3 bölü 1 olur mu? 1 bölü 3. Hepiniz kabul ediyorsunuz yani. 1 bölü 3 diyoruz. O da yanlış bak. 3 tane 1 bölü 3 değil bu. Eşit 3 parça değil bu. Fekülü minha. Ondan az bir kısmını siz yiyin. O min az bir kısmı demektir. Min tab'iz içindir. Vaziyet ifade eder. Bir kısmılık anlamına gelir. Ondan az bir kısmını siz yiyin. Kavurma yapmayın. Evet. Sonra devam ediyor bakın. Sonra ve et'imul kani'a. Kani'a adamlara yedirin. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Bak bu da yanlış. Kurban kesebilen ve kurban kesenlere yedirin diyorlar. Kani'a. Peki öbürü vel mu'terre. Mu'ter denen acuze. Aç, sefaret içinde kalmış miskin. Aslında kani'a. Kani'a o demek değil. Kani'a kanaatkar olan demek. Yani kurban kesemese bile et isteme durumunda olmayan, açıktan açığa istemeyen, isteyemeyen, kendi durduğu yerde durmayı tercih eden, birinden bir şey istemeyen, kanaatkar adam demektir. O da kurban kesemiyor o adam. Kanaatkar kani'a verin, sizin yediğinizden bir daha çoğunu vel mu'terre, ama en çoğunu hiç kesemeyen, açık açık istemek durumunda olan, tamamen miskinliği yani her haliyle fakirliği hücrelerini sarmış garip, mağdur, gureba insanlara verin. Bunu şimdi anlatırken diyorlar ki üçe böleceksin. Üçte birini kesen yiyeceksin. Üçte birini kurban kesenlere yedireceksin. Öbür üçte birini de garibana vereceksin. Kurban keseni niye veriyorsun? Efendim gidiş geliş olsun diye. Ya bırak, bu kadar ucuz değil bu. Gidiş zaten gidip geliyorsun. Yani ne var? Bir de ona niye eti yediriyorsun? O zaten yiyor. Değiş tokuş yapalım. Ben kurban inek kestim, sen de koyun kestin. Hadi bakalım etleri tokuşturalım. Hangimizin eti daha kıymetli? Bir yarıştıralım falan. Bunun bir anlamı yok ki. Kani'a kelimesinin manasıyla oynuyorlar. Kani'a işte kurban kesmiş olup da durumu iyi olanlar. Ona niye vereyim ki? O zaten var onda. Bu kaniye, kanaatkar insan demek. Efendim diyor ki, işte gidiş gelişler sağlansın, muhabbet olsun, beraber karşılıklı diyaloglar sağlansın, bir tane et yiyelim. Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bu kaniye ve mu'ter kelimesi, hacda kesilen kurbandaki elbaisel fakirin bir açıklaması demektir. Oradaki isteyen, açıktan açığa isteyen, yoksulluk içinde bulunan fakirin aslında iki tür oluştuğunu, iki türden olduğunu söylüyor. Bu fakirlerden biri kanaat sahibidir, fazla bir şey istemiyordur. Öbürü hepten sıkıntıdadır, çok zor durumdadır, o istiyordur, istemese bile görünüyordur hali, ona destek olmak lazım. Bir bölümünü, az bir bölümünü kesenler yerler, geri kalanı bu iki gruba taksim ederler. Bakın burada kurbanın dağıtımının yapılacağı üç grup insandan söz ediliyor. Biri kesen, biri kanaat sahibi olan, öbürü çok darda sıkıntıda olan adam demek. İşte bu normal kurban kesildiği zaman etinin nelerle, nerelere yönelik taksimatının yapılacağını anlatıyor. Hacdakinin ifadesi başka, diğerinin ifadesi başka. Eğer burada anlatılan da hacdaki kurban olsaydı bu ayetlere gerek kalmayacaktı. Zaten bir önceki ayet grubunda haccı anlatıyordu. Haccın kurbanını da anlatıyordu. Buradaki kurbanlık normal insanların kurban bayramında kestikleri, hac dışında kestikleri kurban. Ve bütün ümmetlerde bu vardı. Hayvanın kesiminden, yatırılışından, üzerine Allah'ın adının anılmasına ve etinin dağıtımının yapılmasına varıncaya kadar. Ayrıntılarının tamamını bu Hac suresinin
34, 35, 36. ayetleri yapıyor.